Selam arkadaşlar, ben geldim. Nasıl? Gene mi geldin? Bir sıkıntınız, probleminiz yoktur. Harika bir video sizleri bekliyor. Hakikaten yani. Bütün şansımız bu videoda harcamış olabiliriz. Yayındaydık zaten genellikle. Herkes coştu, biz de coştuk. Çok güzel eksiklerimizi tamamladık. Zodiac çıkmaya devam ediyoruz. Yani gerçi şimdi başlayacağız. Zaten videonun sonuna doğru da artık Zodiac içeriklerini görürsünüz. Umarım beğenirsiniz. Geçelim mi videoya? Geçelim. DT'mizi 40 yaptık. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde eşya... attık. 41 level oldu. Hepsini aldırış etmeyin. Tip 5. Benim için önemli olan skill'lerin oranıydı zaten. Şimdi devam edelim kasmaya. Sonunda 63 yıl sonra 105 oluyoruz inşallah. Bir silahıma bak bir de. 34 ortalama tiken pençe. Bir de artı 4 yani. 6 bile yapmadık. Taş bile atmadık. Bu ne oğlum? Ve level up 105. Güzel. Temiz. Alırım HO. İlk defa şöyle 25 HP, 25 HP ne bileyim, yeni sunucular çok ucuz geldi bana. Şöyle iki tane alacağım arkadaşlar. Kask dönüşümü yapmak istiyorum. İnşallah da başarılı bir şekilde tamamlarız. Artı 6 miğferler zaten 1 HP falan pazarlarda satılıyor. 80 HP paramız var. Şöyle 40 HP, 50, 60 HP, 30 HP pıt açtık. Kesinlikle 10 HP çıktı. Güzel, boynuz falan çıktı. Hiçbir şey çıkmadı mı lan? Bir tane sandık yani çıkarmış olduk. Vallahi iki sandık, bir sandık nasıl yapılır videosu. Evet. Şöyle o zaman iki tane daha alalım. 25 hem'den bana ucuz geldi. Hadi bakalım. Ver bakalım. Bet! 30 hem çıktı. Teşekkür ediyorum. Yalı çapkını artı 6. Bunlar da para ediyor bu arada. Bilginiz olsun arkadaşlar. Açtık. 10 hem çıktı. Yeşil miğfer de çıktı. Güzel. Temiz. Şöyle iki kere üst üste deneyebiliyor muyuz? Evet, deneyebiliyoruz inşallah. Aa yok, bir tane deneyebiliyoruz. Zırh planı kaskımız yokmuş. Kardeşim tek atar mısın? Atmaz mısın? Canın sağ olsun. 3 tane daha sandık aldık sevgili kardeşim. Şöyle bir yumurta, şöyle bir 60 HP pıt patlattık. Birinciden 10 HP çıktı. Güzel, boynuz falan çıkıyor en azından. 2 tane daha deneme şansımız var. Açtık. Gene 10 HP çıktı. Ve açtık. Gene 10 HP çıktı. Geldik. Sevgili Jahar'cığım. Canımın içisi. 2 tane kask deneyeceğiz kardeşim benim. Rica ediyorum. En azından bir tanesini geçirir misin tatlım? Pat. Birinci patlattım. İkinciyi de patlattım. Kapattım. Açıyorum. Geçmiş. Tamsın, kralsın, canımsın. Hem de bir efsunlu gelmiş. Evet, silahımızı artık bas... Senin Allah beni bir kuş edecek. ...basmaya başlayabiliriz. Ulan şey demirci de direkt artı bir olurdu ama neyse, sağlık olsun, sıkıntı yok. Şöyle artı... Şu an artı alt yapıp taşlamak istiyorum. Para durumuna göre bu arada, çok pardon. Artık şey yapabiliriz arkadaşlar. Artı 5. 7, 8 deneyebiliriz. Artı 6. Ne anladım ben bu işten? Abi tekte geçmez diye gittim. İki tane taş aldım. O da tekte geçti. Böyle iş mi olur ya? Yazık kafana. Madem 120 deliceye ulaşıp yüksek hasar deneyeceğiz. Şöyle kızıl alev taşlarımız 2. 3'te 3 geçti. Sen adamsın. Bir tane metali varmış ama bizim elimizde malzeme olarak iki kere denemelik var. Kendisinden ikinci denemede 8 olarak bunu alacağıma inanıyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, malzeme birazcık toparladık. Para azaldı gibi, aslında bu kadar yormaz diye düşünüyordum. Şimdi yani metal de çok kolay bulunduğu için ben bu şekilde atmak istedim 8'e. Golgi cisminde gene 3 tane denemesini istiyorum. Silah nerede? Silaha da verelim şöyle. Geçecek bu sefer, 8 olacak. Bırakacağız 9. Bakarız. Evet, silahı 7'de bırakma kararı aldık. Zaten canavarı da eklemedi arkadaşlar. Şöyle birazcık kaskla uğraşmak istiyoruz. İnşallah bunu hızlı bir şekilde 8 yaparız. Yaklaşık 2,5 won bütçemiz var. Ya tahminen 8 yaparım diye düşünüyorum. Kusama kağıdım nerede benim? Kusama kağıtsız basılmaz bu item arkadaşlar. Hiç parşömen falan, bunlar yalan itemler. Artı tüh. Güzel geldik artı 6'ya kadar ama maalesef sonuna devamı gelmedi. Bir heyecanlandırdı ilk başta. Fakat devamını göremedik. Hadi la! Abi parşömenle girmeyeceksin buna. 7'ye kusamayla girerim ben. 65 milyar kere 7'ye denedik. 90 bin tane ilaç harcadık. Hadi da hele şükür 7 oldu. Dedik belki birazcık para kasarız. Pıt. Evet, yerimizi tekrar ayarladık. Pıt. O ne? Güneş kılıcını ne yapacağım, çok affedersin. Canımın içisi. Beyaz zincir. Güzel. Güzel. Sandığın parasını çıkardık abi. Çok güzel oldu. İkinciyi açtık. O ne? Artı belki beyaz zincir falan vardır. Ne oluyor lan? Ne oluyor benim lan? Memleketim Zekicim. Öpüyorum gözlerinden. Tek attı metalle. Adamsın.
Teşekkür ediyorum Zekiciğim. Öpüyorum gözlerinden. Ya abi Allah aşkına yani tek skill olduğun için mi böyle çıkıyorsun zaten? Ne b***ın adam mısın lan sen? Başlangıç da güzel. Temennimiz arttırma çıkması yönünde kötü ruhla başladık. Havai fişek topacı delici. 6000 tane var. Gerek yok kardeşim. Cesur Pet kitabı. Zenfa Sülya. Kral Kuşağı olabilir. Olabilir. Altyapımız var. Hay siyah hatına tüküreyim. Bağla Efsun. Arttırma çıkmadı. Öyle bir umutla gidiyoruz ki daha 5 emişe geçmeyecek. 5 ile 10 emişi almışız yanımıza geçer ümidiyle. Shit. Here we go again. İğren. Elim ayağım titriye titriye 23,5 eme canavar taşı alıyorum. Canım benim. Üzme şu kardeşine de. Sohbet satını da gizliyorum senin için. Hadi bakayım. Bet, 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 bet. Allah senin belanı versin lan. 8 bize bir arttırma fırlatır. Bence geçecek. Evet, son bir arttırma lazım. Bir tane arttırma, bir tane de Efsun attı. Şöyle bir tane de biz patlatalım. Ne geldin? 6 rüzgar, 10 ok, 10 ork. Maalesef bir şey gelmedi işe yarar. Şöyle 4 tane Efsun nesnesi çektik. Artık Ep'in son damlalarını kullanıyoruz. Attık bir adet. 6 şimşek, 6 şeytan, 10 ölümsüz, 10 ork. Maalesef işime yaramaz hocam. 15 atış bekliyorum senden canımın içi. Geldin mi? 4 şimşek. Lan ne yapıyorsun? Bağla Efsun daha iyi gelirdi ya. 15 rüzgar, 6 şeytan. Ya, işime yaramazsın be canımın içi. Ateş lazım ya. Attım. 15 rüzgar, 6 şeytan, 5 karama. Yani uğurlu müziğimizi açtık. On değil, 15 istiyorum. Tamam, uğurlu müzik uğurlu gerçekten. Kanaması var, tehlikeli. Evet. En pahalı taş. Tanesi 23-24. Hem kürtajdan aldık. On hemen sağ olsun. Şöyle attık hocam. Kala geçmiştir. Yes. 120 delici yakaladık arkadaşlar. Tabii. Yoram. Onluk enerji de bastık bu arada. Şimdi hasar mı? Merak ediyorum. Oy oy oy. O ne güzel hasar. 8, 8,5, 8700, 5100, 5 kaya kadar çıkıyor. Gayet güzel. Ayrıca canavar taşımız var. Bir tane darbe ekleyeceğiz. 8 yapacağız bunu. Güzel. Level silahı bitmesine rağmen şu an gayet güzel bir hasar. Evet. Dri yapabiliyoruz artık. Razodur'u rahat rahat artık darısı. Zodiac'ta dri etmeye. Şuradan ruhumu da bir açayım. Bakalım kaç kalara fırlayacak. 20 kalara gene iyi. Level silahsız. Hop mikrofon kendine gel. Güzel 120 derece ulaştırdık. Bakalım. Çok fazla zodyak yapamadık. Sadece iki tur yapabildik. Bari sandıkları siz de açalım. Belki orak, belki kılıç çıkar. Mavi iksir çok teşekkür ediyorum. Bir de soğutma iksiri gerçekten verdiğimiz emeğe değdi. Madem öyle üzme bizi. Şöyle metalle. Hatta ben ata bir inbin yapmayacağım. Burası Ejder Atışı Burnu'nda bir tepe arkadaşlar. Başlangıç yerinde böyle bir tane kule, bir de koruma görevlisi var. Neden burada? Belki hatırlayanınız vardır. Yıl dönümü etkinliklerinden elde ettiğimiz demircilerle artı 6'dan artı 7, artı 8 direkt zırhımı basmıştım. Bıraktım. Ya sen benim bebeğimsin ya. Benim bebeğimsin. Doktor Black demişti ki sana bir tane akik hediye ediyorum. İkinciyi hediye etmiyorum çünkü gerek kalmayacak. Adamsın. Çok güzel oldu. Harika. Tek. Arkadaşlar 5. zorluğun ödülü açıldı. Bunu düzeltmişler. Ayrıca tarihi de 14 Ocağı yani doğum günüme kadar uzatılmış. Yapabilirsiniz. Önünüze gelen her görevi yapın. Özellikle böyle toplama zor görevleri yapın. Onlar bence tamamı sayılıyor. Genel veya görevler sayılıyor. Av görevleri sayılmıyor. Bilginiz olsun. Ödülümüzü alalım. Battle Royale bileti, sonsuz dayanıklılık, hızlandırıcı 3 adet %30. Peki yok mu bize bir kaplan parası, kaplan vesaire bu neymiş? Bir tane istiri de varmış ödül. Tamam güzel en azından 5. zorluğu tamamladık. 6. zorluk zaten Battle Royale'de onu da inşallah bugün yaparız. Arkadaşlar içerik bu kadardı ama bundan sonraki şu andan itibaren 2,5 dakikanızı ayırmanızı istiyorum. Yıl dönümü etkinlikleriyle alakalı bilgi vereceğim. Ben bu etkinliğe katılmıştım, tecrübe edindim. Yani her level için geçerli aslında ama eğer daha fazla kazanç elde etmek istiyorsanız 30 level yaparsanız çağınızı gerçekten güzel şeyler elde edebilirsiniz. Şimdi ben Twitch'teyken bunu arkadaşlarıma açıklamıştım, izleyicilerime. Sizleri de Twitch'e bekliyorum. Twitch adresi yorumda genelde sabitlemiş oluyorum. Gelirseniz sevinirim. Hemen Twitch'te açıklamıştım arkadaşlarıma. Sizlere de o videoyu aktarıyorum. Sonrasında kapanışımızı çekeriz.
Arkadaşlar şimdi bu 10. yılda geldi ve benim Canavar Üçlüsü'nden sonra en beğendiğim 2. ve 3. etkinlik diyebilirim. 10. yıl kutlamalarında çeşit çeşit olaylar var. Flaması var, pastası var, level'ını kasabilirsin, item alabilirsin. Hiç yani level önemli değil ama size tavsiyem 25 level olun. En azından gümüş kılıç takabilmeniz için onu da anlatacağım sizlere. Evet 10. yılda geliyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak her slottan çok kolay bir şekilde flama düşüyor. Yani eğer eldiveniniz varsa site eldiveni alabilirsiniz, almayabilirsiniz ama drop'u gerçekten çok yüksek bunun. Yani eğer oyma taşı hatırlarsanız oyma taşı etkinliğini 10'daki drop gibi her slottan neredeyse flama düşürüyorsunuz. Flamalarla ne yapabilirsiniz? 50 tane flamayı pasta adındaki cherry böyle verirseniz size pasta adlı pasta dilimi bir eşya verir. 30 dakika boyunca %100 XP alırsınız. Onu kullanabilirsiniz. Eğer yok ben level'ım zaten yüksek level kasmayacağım diyorsanız 50 tane flama verip yıl dönümü parası alabilirsiniz. Her karakter eğer 5 karakteriniz varsa 5'iyle de günde 7 tane yıl dönümü parası alabilirsiniz. Bu da 350 tane flama vermeniz gerekiyor demektir. Toplam 5 karakter için 1750 flamaya ihtiyacınız var. Yıl dönümü parası ne işe yarar? Nedir? Burada böyle tatlı bir Kore kültürünü yansıtan bir amcamız var. Tontiş böyle. Onunla çeşitli eşyalar satılıyor ve bu eşyalar yıl dönümü parası karşılığında satılıyor. Şöyle göstereyim size yıl dönümü tüccarını. Yıl dönümü tüccarında işte yıl dönümü sandığı, yıl dönümü kuşağı, kek dilimi satılıyor, nemer yumurtası, ejderha sandığı, bon sepeti, pembe fasulye, demirci taşı. Benim size tavsiyem şudur. Elinizden geldiğince bu demirci taşından biriktirin, demirci el kitabına çevirin. Çünkü bana göre, benim şahsi görüşüm, oyundaki en yüksek eşya yükseltme oranına sahip eşya budur benim gözümde. Tekrar söylüyorum. Yıl dönümü parasıyla bu şekilde yapabilirsiniz. Flama kasıp takaslayabilirsiniz. Ya da yok ben işte flama kasamam, gücüm yetmez, işte zorlanırım, sıkılırım diyorsanız. Oyunda bir de patron avcısı olacak arkadaşlar. Yani patron avcısı yetkinliği aktif olacak. Gölge savaşçısı belli saat aralıklarında beliriyor. Sadece gölge savaşçısı değil işte 1 level'lık ya da 120 level'lık ama hasarı çok az veren, size tek atmayan bir boss olacak. İşte Beren Sete olur, Razador olur, Nemer olur. Genelde vadide beliriyor. Herhalde öyle hatırlıyorum. Yani genel ağırlıklı vadide beliriyor. Çölde bu boss'un yaklaşık olarak 100 bin canı var. Söylediğim sayı paraza bir sayıdır. Aldırış etmeyiniz lütfen. Her vuruşunuz 1 puan demektir. 1000 tane vurursanız 1000 puan alırsınız. 1000 düz vuruş. 1 düz vuruş 1 puan demektir. Bu puanlarla ne yapabilirsiniz? Bronz, gümüş, altın, desimus sandıkları alabilirsiniz. Böyle CTRL-E yapıp orada bir pencere belirecek. İşte bronz sandık al diyeceksin. Alacaksın. 500 azalacak. Ya da gümüş almak istersen gümüş. Nedir bu bronz, gümüş, altının olayı? Bronz arkadaşlar garanti 1 tane yıl dönümü parası içeriyor. Gümüş 2 ile 3, 1 ile 3 arası yıl dönümü parası içeriyor. Altın 1 ile 5 arasında yıl dönümü parası içeriyor. Kardeşim biz ne yapalım? 4000 puan mı kastın? Git. Arkadaşlar düzeltme yapalım. Patron avcısı için 30 level olmanız gerekiyor. Yani bu dediğim boss'a katılmak için 30 level olmanız gerekiyor. Ama flama için bir level sınırlaması yok. Görünene göre. Doğru mu? Doğru. 15 gün sürecek bu etkinlik. 30 level olmanız gerekiyor. Yani gümüş kılıcınızı alın. Ya da okçu alın. 4 tane okçu açın. Sıksın. Kastığınız her puanla arkadaşlar gidin bronz alın. İçinden garanti bir para çıkıyor. Yıl dönümü parası. Bir de günlük ödül olacak işte. O gün. Bak zaten burada geçen sene de 14 gün sürmüş. İşte ilk gün alt ederseniz. Bunlar zaten çöp ödüller. Aldırış etmeyin. Bilge iksiri, maymun yumurtası, yıl dönümü parası vesaire. Siz elinizden geldiğince fazla vurmaya çalışın. Düz vuruş. Gidin bronz alın. Sadece bununla kalmayın. Eğer 30 level yapamıyorsanız da gidin flama kasın. Flama düşürmesi kolay. Yıl dönümü parasıyla gidip güzel eşya satın alın. Umuyorum yıl dönümü etkinliğini sizlere aktarabilmişimdir arkadaşlar. Benim gerçekten beğendiğim bir etkinlik. Hatta biz bunun tartışmasını 3 gün önceden yapıyorduk. Yani bu duyuru yapılmadan 3 gün önce diyorduk ya yıl dönümü gelse çok güzel olur filan ama çok güzel işte level kasıyor insanlar. Herkes katılabiliyor. Her level'a hitap eden bir etkinlik diye böyle konuşmuştuk. Çat 2-3 gün sonra da duyurusu yapıldı. Gayet mutlu etti bizleri. Eğer bir sorunuz olursa arkadaşlar filamaya veya işte yıl dönümüyle alakalı sorabilirsiniz. Anlattığım şeyler bu arada benim 4 sene önce baz aldığım bilgiler. Yani 4 sene önce katılmış Metin 2'nin 10. yılında katılmıştım bu etkinliğe. Gerçekten güzel şeyler elde etmiştim. Sunucunun ilk ve tek yıl dönümü kuşağını yapmıştım. Ben de onu tekte 19 yemiş yapmıştım. Sizler de güzel şeyler elde edeceğinize inanıyorum. Şu an hatta birazcık daha böyle kolay olacak bu etkinlik. Drop etkinlikleri de açılırsa şayet. Tadım şeyler değişiklik gösterip gelebilir. Belki tüccar değişir. Orada belki offline pazar olabilir. İşte 7 günlük, 3 günlük, 1 günlük bilemiyorum. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı, Twitch'ten de takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşeceğe kadar kendinize çok iyi davranın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Sport BCG motorum mavi. Bana bir şey oluyor ben patlıyorum abi. Çok içtik kardeş bitecek sanki.